Şehirde şu anda birkaç yerde TOKİ çalışmaları var. Biten, yanlış hatırlamıyorsam 3000'in üzerinde konut şu anda bitmiş durumda. Ama genelde bir isteksizlik var şeyde, yani TOKİ'lere geçmek konusunda bir isteksizlik var vatandaşlarda. Ama şeyde yani ciddi miktarda bir 3000 tane falan konut bitti şu anda. Bunlarda tabii altyapı çalışmaları ve özellikle hani taşınacak insanların oradaki hayatlarını devam ettirmeleriyle alakalı altyapının oluşması, sosyal altyapının da oluşması biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Ulaşım konusunda sıkıntılar var. Aynı zamanda da işte günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri konusunda burada vatandaşlarımızın ciddi bir sıkıntısı var ya. Yani. Hem trafik anlamında ciddi etkileniyor. Bunun dışında tabii ki çevresel olarak da ciddi etkileniyor. Yani şeylerde kısmen su araçları bulunuyor yıkım esnasında ama bunlar yeterli değiller ve şehre dışarıdan baktığımızda zaten o toz bulutunu Malatya'nın üstünde görebiliriz. Yıkım belli bir aşamaya geldi. Yani şu anda yıkılmayan ama ağır hasarlı olan yerlerin büyük bir kısmı mahkeme süreçleri devam ettiğinden duruyor. Ama genel olarak yani yıkım hemen hemen belli bir aşamayı kat etti. Öyle diyebiliriz yani. Süreç olarak aslında belki çok uzun sürmez. Şu anda yapımına başlanan kısımlar belki uzun sürmeyebilir ama bunlarda şöyle bir durum var. Yani özellikle vatandaşın isteksizliği durumu var. Yani geçme konusunda yani hak sahipliğini kazanmış ve kurada da kendisine TOKİ'lerden işte yapılmış şu anda bitmiş yerlerden kurayla kendisine verilmiş yer. Ama insanlar oraya geçme konusunda bir yani anahtarlarını alma konusunda bir isteksizlik yaşıyorlar. O da muhtemelen yerinde dönüşüm yapıp yapmama konusunda biraz tereddüt, uzak olması, işte az önce bahsettiğimiz o altyapı sıkıntılarının ve sosyal donatının yetersiz olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. En büyük sıkıntılardan biri rezerv alanlarında tam bir şeyin yasal bir mevzuatın oluşmaması. Yani ne demek bu? Biz rezerv alanına baktığımız zaman yani benim rezerv alanın içerisindeki bir yerim nereden verilecek? Bize hangi rakam üzerinden verilecek? Bununla alakalı kesin bir bilgi yoktur. Rezerv alanları netleşmedi henüz Malatya'da. Ne kadar rezerv alanı olacak onu da bilmiyoruz. İşte basına yansıyan bir kısım şey var. Rezerv alanından çıkarılmış torpilli yerlerin olduğu konusu var. Bu ciddi bir şekilde aslında tartışılıyor Malatya gündeminde. Biz de baktığımızda eğer bu basına yansıyan planların doğruluğu doğruysalar bir kısım yerlerin rezerv alanından çıkarılması biraz böyle kafa karışıklıkları yaratıp hani rezerv alanı bize ne getirecek bunu bilmiyoruz şu anda. Rezerv alanıyla alakalı insanların kafası hem ödeme konusunda karışık hem alan konusunda karışık. Yani 200 metrekare daireye sahip olan biri ne kadar rezerv alanı içerisinde ne kadarlık bir yere sahip olacak bunu bilmiyoruz. Kimse bilmiyor yani nasıl olacak, nereden verilecek, bu kurayla mı belirlenecek? Bu konuda ciddi bir kafa karışıklığı var. Yani bizim şu anda emlak konutun ya da TOKİ'nin yaptığı binalara ne kadar ödeneceği konusu şu anda bir soru işareti. Kesin bir şey yoktur. Yani kimse bu konuyla alakalı net bir açıklama yapmıyor. Malatya'da biraz da insanların kafa karışıklığının sebebi de bu olabilir. Yani ne kadar ödeyeceğimiz konusunda kesin bir bilgi yoktur maalesef. Gerekir belki. Yerinde dönüşümlerin çok yavaş ilerlemesi aslında şehrin toparlanmasının önünde ciddi bir engel. Yani yerinde dönüşüm konusunu
yeni belediyelerin bir şekilde planlarını ve yapı mevzuatlarını buna göre ayarlayıp artık vatandaşın önünü bir şekilde açmalar lazım ve buna göre de yerinde dönüşümün hızlanması lazım. Ancak şehir öyle toparlanabilir diye düşünüyorum. Çünkü TOKİ'ler ve rezerv alanları zaman alacak. Belki yani bireysel çalışmalarla bu toparlanmanın önü açılacaktır ve hızlanacaktır. Çünkü Malatya'da artık bir şehir hayatı yok gibi bir şey yani. Siz şehre indiğinizde artık yani her yer yıkılmış bir durumda zaten. Büyük bir kısmı inşaat alanları falan. Hani insanlar gerçekten bir şehir kültürünü şu anda Malatya'da yaşayamıyorlar maalesef.